Daiwa Sweepfire E 3500C serisiyle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi kutu yeni kutulama. Koyu lacivert ve gri güzel Daiwa amblemi. Bu amblem hakikaten hoş bir amblem. Alt tarafta web sitesi, item numarası, seri numarası ve bizi ilgilendiren kısmı ise burada. Peki Sweepfire E 3500C kutu değerleri nelerdir? Ki girişte bilgileri vermiştik zaten. Digigear Teknolojisi, Twist, Buster, ABS, Level Wind ve Drag Nap var. Devir oranı nedir? 5.3 bölü 1. Ağırlık 2500 ve 3000'den ne oluyor? İleri gittikçe büyüdükçe 3500'de 370 grama geliyor. Drag yine yükseliyor. Maksimum 6 gram ve 3500'lük makineye hakikaten bir turda 92 santim sarım özelliği çok büyük bir kapasite diyebiliriz. Bizi şaşırttı. 92 santim 3500 kafa bir makine için oldukça iyi bir sarım. Tüm seride bildiğiniz gibi bir rulman var. Şimdi gelelim misine kapasitesine. 0.30'dan 220 metre sararım. 0.32'den 190 metre. 0.35'ten 155 metre sararım diyor. Vallahi kullanıma bakmak lazım. 0.30 220 metre. Bunu kullanan illa kıyıdan da kullanacak diye bir şey yok. Arzu eden, tekneden bile kullanabilir ama tabii ki yük bindiğinde çekim nasıl? Çekim kolay mı? Bakmak lazım. Kutuyu açtık. Hemen direkt açtık. İki bölüm yapmadık. Kutunun içinde parça listesi. Önemini her daim belirtiyoruz. Kaybolan, kırılan sizin değiştirebileceğiniz parçalar olur. Ne yaparsınız? İthalatçıdan istersiniz. Instruction bir kullanma kılavuzu var. Kutunun içinde bir olta makinesi var. Yaşasın. <laughs> ve diğerleri de zaten görmüş olduğunuz kullanma kılavuzu ve instruction belgesi burada sizlere sunuluyor. Şimdi ürünü açalım. Tabi 2500'den 3000'den sonra olta makinemiz büyüdü. Bakın şöyle bir avucu aldık, katlanabilir kol, sağ ve sol el kullanımına uygun bunu söküp sıkıştırdıkça ne yapıyor? Sol kısım, sol kolu, kol sağ kısım, tarafı almanız kafi. Geriliyor, geriliyor ve kilitleme sistemi ne yapıyor? Birbirine kenetleniyor. Şu anda iyice sıktık, kullanıma hazır. Evet. Gri bir tasarım çoğunluk gri hakimiyet gri de metalik gri arka kısım siyah kol altı siyah ve kafa makara kaplama bir siyah renge sahip mekanizma dedik hakikaten Swift Fire'da bu E serisinde kilitleme mekanizması tok burada bir yay problemi yok yay çok yumuşak değil sert olduğunu hissettiriyor. Önden kalama Kalama biraz ufak tabii kafada ne yapıyor? Büyüyor. Kalamayı söktük. Altta dişli takımımız, çarkımız. En altta pirinç somun, çelik paslanmaz mil. Kalama altı. Daha doğrusu makara altı. Kalama altında göstereceğiz. Kalama altı. ve paslanmaz pullar mevcut kalama sistemi içinde bakın çelik paslanmaz tel bize bu makineyle sunuluyor. Hakikaten sarım kapasitesi oldukça iyi. Ne yaparsanız Tekneden ağırlık da iyi. Yani 360 gram hafif bir yemli için. Tekneden kullanıma da bizce müsait. Çünkü ip değerleri de sarım değerleri de oldukça yerinde. Son bir kez gösterelim yakından şöyle. Bakın. Şimdi gelin Swiftfire bizdeki seriyi 2500, 3000, 3500, 4000'i bir yan yana koyalım. Bir de X serisi var 2050. Onları da yan yana koyup sizlere gösterelim. İzlemeye devam. Evet, Swiftfire serisi görmüş olduğunuz gibi karşımızda en solda tanıtımını yapmış olduğumuz 2050 X serisi var. Arkadan kalama nostaljiyi. Kalama hatırlarsınız hatırlayanlar. 2500 serisi E 2500 C burada size göz kırpıyor. Yanında 3000 görmüş olduğunuz gibi onun yanında sarma kapasitesi gittikçe yükselen 3500 ve en sağda görmüş olduğunuz gibi 4000 C var. Seriyi de bu şekilde sizlere gösterelim istedik. Geniş çekimde kayıt yapıyoruz. O yüzden kalite belki görüntü kalitesi biraz düşmüş olabilir. Kusura bakmayın. İleride hazırlanıyoruz. Büyük bir masa, güzel bir ışıklandırma sistemiyle daha iyi sunumlar yapacağız. Dostlar bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Umarız faydalı oluyoruzdur. Azıcık da olsa bir şeyler katabiliyoruzdur sizlere, bilmeyenlere. Like verirseniz mutlu oluruz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler.